Merhabalar arkadaşlar, bugün hep birlikte cPanel üzerinden web sitesinin tam yedeğini almayı ve yedeğini kurmayı sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, sözü daha fazla uzatmadan web sitesinin yedeğini alma ve yedeğini geri kurma işlemlerine başlayalım. İlk olarak cPanel bilgileri ile cPanel'i açıyoruz. İnternet tarayıcımızı açalım ve cPanel bilgilerimizi dolduralım. Oturum açma butonuna basalım. Evet gördüğünüz gibi C panelimiz doğrudan açıldı. Tahsinberkçeylan.xyz sitesi için C panelimizi açtık. Ve hemen ardından yedekleme sihirbazı butonuna tıklıyoruz. Web sitesinin tam yedeğini almak için bu bölümden devam etmemiz gerekir. Backup tuşuna basıyoruz. Ve hemen ardından tam yedek işlemi için web sitesinin tam yedeğini almamız için bu bölümden Web sitesinin kısmi yedeğini alabilmemiz için bu bölümden ilerlememiz gerekmektedir. Biz tam yedeğini alma işlemiyle devam edeceğiz. Ve hemen ardından giriş dizine, uzak FTP sunucusu ve diğer seçenekleri e, ayrıntılı bir şekilde seçebilirsiniz. Biz giriş dizini seçiyoruz. Ve hemen ardından e-posta adresini giriyoruz. tahsinceylan94.gmail.com Web sitesi Tam yedeğini oluşturduktan hemen sonra bildirim gelecek e-posta adresini bu bölüme yazıyoruz. Yedek oluştur butonuna tıklıyoruz. Tam yedekleme sürüyor arkadaşlar. Bize bir e-posta gelecek. Yedekleme işlemi bittikten sonra bu işlemi bakalım. Web sitemiz tasinbackchain.com'un içerisinde çok fazla bir bilgi olmadığı için hemen backup işlemi bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar. Geri yükleme dosyamızı bu alandan indirebiliriz. 16 MB bir dosya bize geri verdi. Bu web sitenizin büyüklüğü ile alakalıdır. Eğer çok büyük bir web sitesine sahipseniz 16 MB'den daha yüksek olacaktır. Evet arkadaşlar indirme işlemini tamamladık. Bunu masa üstüne alalım. Hemen ardından tekrardan C panel ana bölümüne gelip yedekleme sihirbazına tıklıyoruz. Ve hemen ardından Geri yükle bölümüne tıklıyoruz. Web sitemizin backup'ını yani yedeğini geri yükleyeceğiz. Hemen ardından geri yükleme tipini seçin. Giriş dizini alanına tıklıyoruz. Son adım. Bir giriş dizini yedeklemesi geri yükleme. Dosyayı seç diyoruz ve hemen ardından masaüstüne attığımız dosyayı seçiyoruz. Aç diyoruz ve yükle butonuna basıyoruz. Evet arkadaşlar, yükleme işlemimiz tamamlandı. Evet, gördüğünüz gibi dosyalar kendi içerisinde doğrudan kurulmuş bulunmakta. Evet arkadaşlar, C panel üzerinden sitenin yedeğini alma ve yedekten geri yükleme. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.